Selamlar herkese, ben Alpreynis Oflas. Bugün Blacklist Online'da size alışılagelmiş para kasma yöntemlerinden farklı bir tanesini anlatmaya çalışacağım. Bu yöntemin ismi Manos Ruby Earrings. Yöntemi yaklaşık 2,5-3 ay önce Reddit'te bir konudan gördüm. Bunun üzerine araştırmaya başladım. İstatistiksel verileri tuttum. Gün sonunda baktığımda kar oranı gayet yüksek bir yöntem. Ve en önemli özelliği hiçbir şey yapmıyor olmanız. Üzerinde hiçbir uğraşınızın olmaması. Ne toplama, ne kesme, ne farklı bir yerlerde koşturma. Hiçbir sorun yok. İlerleyen zamanda artı ve eksilerinden bahsedeceğim. Ama isterseniz şimdi Manos Ruby Earrings'e bir bakalım. Manos Ruby Earrings burada görüldüğü gibi şöyle bir küpe. Kendisi Manos'tan yapılıyor. Ve değerini bu kadar arttıran şey aslında bir Manos. Manos'un fiyatı daha doğrusu. Artı yönü dediğim gibi hiçbir şey yapmıyor olmanız. Üzerinde hiçbir uğraşınızın olmaması ve tamamen bir AFK kastığınız bir para gibi düşünebilirsiniz aslında bunu. Size havadan gelen bir gelir aslında bu. Sadece bunun için belli bir miktar kendinize para ayırmanız gerekiyor ve sonrasında kendini katlayarak devam ediyor zaten yöntem. Eksilerinden bahsetmem gerekirse ilk olarak eksisi Altınova'da sadece yapılıyor olması ve Altınova'da sadece bir evde yapılıyor olması. Onun dışında Manos uzun soluklu bir satış sürecine sahip. Yaklaşık 4 ila 5 günlük bir satış süreci var. Ki burada da ben de gördüğünüz gibi bir gün 21 saat kalmış elime düşmesi. Fakat bunun için korkmayın. Yaklaşık 3 aydır üzerinde çalışıyorum. 3 aydır yapıp satıyorum. Ve bu zamana kadar bir tane bile elime düşmedi. Yaklaşık 600-700 emlik bir para kazancı sağladım bana ayrıyetten. Guild'ımdan birçok arkadaşımın bu Manos yöntemi nedir diye anlatmamı istediği için bu videoyu çekmeyi düşündüm. Şimdi Manos'un hangi materyallerden yapıldığından bahsedelim biraz. Öncelikle Manos'un 4 ana materyali var. Bir tanesi Corrupt Ruby Earrings. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Bu malzemenin hepsini, en güzel özelliği, marketten alıyor olmanız. Yaklaşık 5 ile 6 M arasında bir malzeme fiyatı tutuyor hepsini aldığınızda. Fakat 12M 200K para getirisi oluyor size ve sabittir bu. Malzemelerin fiyatları düşüyor olabilir. Fark etmez, Manos Ruby Earrings'in fiyatı hiçbir zaman düşmüyor. Corrupt Ruby Earrings şu şekilde. bunu da tam miktarlarına bakıp söyleyeyim size. Bir Corrupt Ruby Earrings kullanıyorsunuz. 1.31M. Bu sırada hesap makinelerinizi açıp ne kadar tuttuğunda bir bakın. Aynı şekilde ben de açayım hatta. 1M. İkinci olarak Blood Ruby. Yine aynı şekilde bir tane kullanıyorsunuz. Para bile değil aslında ama yazabilirim. Artı Pure Vanadium Crystal. Bundan 3 tane kullanıyorsunuz. Özellikle sadece bu ürünü yaparken bunda önemli bir not ekleyeceğim. Pure Vanadium Crystal bulunması zor, yapılması meşakkatli bir element ya da kristal. Dolayısıyla markette gördüğünüz an almanızı öneriyorum şahsen. 500-600 tane deponuzda bulundurup daha sonradan kullanmak için kat be kat zaten kendisini katlıyor. O yüzden 350 diyelim buna da. 350K. Artı bir de Manos'umuz var. Heidel'da bu Dorofonti denilen Jeweler. Diğer şehirlerde de farklı Jeweler'lar var diye hatırlıyorum. Bundan, Vendor'dan direkt 5M'e Manos'u satın alabiliyorsunuz. Ve son olarak da 5M'imizi eklediğimizde şu anda 7.07.2017 tarihinde 6.618K bunun kendi fiyatı. Ve bize 12.220K çıkartacağını bahsedersek 5.5M tanesinden bize kar sağlıyor. Bu Manos, hadi iyi güzel, tüm malzemelerini aldık. Elimizde bir malzeme topluluğu var. Bunu Manos'a çevireceğiz. Bu Manos'u nerede yapabiliriz diye düşünüyorsanız hemen onu da göstereyim. Dediğim gibi herhangi bir sıkıntısı yok. Sizi yoracak bir yöntemi yok. Ne kadar fazla craftlarsanız ki ben her satıldığında 20 tane craftlıyorum. Size o kadar fazla kar getirecek bir yöntem.
Ve az bir param var, ben bunu şimdilik denemek istiyorum, birazcık yatırabilirim diyorsanız bile hiç merak etmeyin. Zaten kendini katlayarak devam ettiği için karın bir kısmını kenara ayırıp bir daha bir tane daha fazla, 5 tane daha fazla, 10 tane daha fazla craftlayarak devam edeyim diyorsanız yine aynı şekilde buradan halledebilirsiniz. Malzemelerini aldınız, Altınova'ya geldiniz, Warehouse'unuza gidip koydunuz tüm malzemelerinizi. Şimdi ne yapacaksınız? Bunun için bir Manos'u craftlayacağınız yer lazım. Manos'u craftlayacağınız yer Altınova'nın 5 ila 5-8. dairesi. Aynı şekilde şuraya M'si büyük Manos yazdığınız zaman da bu binayı size gösteriyor. Binanın ikinci seviyesine ihtiyacınız var. O yüzden orayı upgrade ettikten sonra bu Manos'u Manage Crafting'den aynı şekilde basıp craftlayabiliyorsunuz. Benim Altınova'daki işçim 1 saat 7 dakikada craftlıyormuş. Sizinki belki daha iyidir, daha kısa sürede craftlar. Fakat ortalama 20 ila 25 civarında bir günlük Manos Ruby Earrings craftlayabilirsiniz. Sonrasında tüm malzemeleri buraya getirdiniz. Siz buradan Manos'ları da aldınız. Direkt aynı şekilde warehouse'unuza düşüyor ve buradan otomatik olarak marketplace'inize koyabilirsiniz. Günlük hesaplarıma göre, istatistiklerime göre 25 ila 26 civarında Manos satılıyor. Muhtemelen bunları PvP'ciler, artı basmak için almak isteyenler satın alıyorlar. Ama bu zamana kadar 20'nin altına günlük satış miktarının düştüğünü görmedim. Dediğim gibi benim elime de hiç bu zamana kadar düşmedi. O yüzden isterseniz, şüpheleniyorsanız, merak ediyorsanız buradaki satış miktarından günlük satış kontrol edebilirsiniz. Siz de benim gibi bir teyit etmek istiyorsanız buradan halledebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi çok kolay. Sadece vakit isteyen ama sizin hiç üzerinde uğraş vermediğiniz bir yöntem. Tanesinden 5.5 M kazanıyorsunuz. Gayet güzel. Şimdiden size de bol şans, bol satışlar, bol karlar. Benden bu kadar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.